Kriptos kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar, günaydınlar veya iyi akşamlar, hangi saatte izleyecekseniz. Öncelikle sizlerden küçük bir ricam var arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup hemen altta beğeni tuşuna basarsanız ve video hakkında düşüncelerinizi de yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz YouTube algoritmaları beğeniler üzerinden çalışıyor. Beğenin ki sizler sayesinde daha fazla kitlelere ücretsiz biçimde bilgileri ulaştırabilirim. Çok ucuz bir şey yani bir beğeni atmak. Aynı zamanda sabitlenen mesajlardaki ve açıklamalardaki Telegram platformumuzda da ücretsiz alsat grubumuza da dahil olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bir analiz videosu değil. Şu anda analiz için yukarıda birazdan bir video paylaşacağım. Kartlarda görebilirsiniz. Bu videoyu izleyebilirsiniz analiz için. Çünkü o videonun üstüne konuşulacak herhangi bir şey yok. Market hala aynı. Düşüncelerimiz hala aynı. Ekstradan bir analize gerek yok. Fakat bu video hepsinden daha önemli. Öncelikle bu videonun çekilme amacı grupta olanlar bilir ki arkadaşlar bizim çok eski takipçilerimizden birinin başına maalesef bir dolandırıcılık mevzusu geldi. Kendini iddia ettiğine göre ki evet böyle şeyler olabiliyor piyasada arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir iddiadır. Herhangi bir şekilde kimseyi zan altında bırakmıyorum. Ama kendisinin bana gösterdiği şeyler üzerinden de doğruluk payının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çekmem bunun üstüne gelen bir koç mesaj daha oldu. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Aslında baktığınız zaman bir yol gösterici niteliği taşıyor. Yani dolandırıcılık için çeksem mi çekmesem mi çok kararsız kaldım ama dedim ki takipçilerimiz için iyi niyetimizle biz çekelim. Artık kötüye kullanmak isteyenler kendi bilir. O konuda gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bu video nedir hocam? Bu videonun genel konusu başlıkta da veya işte kapak tasarımında da gördüğünüz gibi önemli bir şey. Arkadaşlar token çıkarmak, bir coin çıkarmak dışarıdan bakıldığı veya zannedildiği kadar zor şeyler değil. Yani bu işin yazılım kısmını bilen insan Bionluğa mesela biliyorsunuz Bionluğu hepiniz. Bionluğa girin. Bionluk'ta 2-3 milyar bile vererek tabii ki daha ciddi bir şey yapmak istiyorsanız bu 8-10 milyarlara kadar çıkıyor. Ama çok da büyük paralar değil. Yani token çıkarmak, bunu MetaMask'a çekmek vesaire bunlar zannedildiği kadar, dışarıdan bakıldığı kadar kolay olmayan şeyler değil. Bir white paper hazırlarsınız, bir şeyler hazırlarsınız, bir şeyler karalar çizersiniz ve bu işi biliyorsanız zaten bu işi bilen insan bunu yapar. Maalesef kötüye kullanabiliyor bazı arkadaşlar bilgilerini. Şimdi dolayısıyla bu şekilde bir dolandırıcılık silsilesi meme coinler demeyeyim de scam projeler üzerinden devam ediyor. Burada size bahsedeceğimiz şey şu: bir scam projenin gerçekten yatırım yapılıp yapılamayacağını nasıl anlayabiliriz? Bunun gerçekten bir fake operasyon mu, yani bir dolandırıcılık mı, yoksa %100 olarak gerçek bir proje mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Elimden geldiğince sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir kere arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben de bir projenin ön satış tanıtımını yaptım. Ve yaklaşık olarak kanalda 3 yıldır aktifiz, 2-3 yıldır ilk defa bir ön satışın tanıtımını yaptım. Çünkü gerçekten ben araştırdım ve beğendim. O videoyu da şu anda buraya etiketliyorum arkadaşlar. Dileyen gidip bakabilir sevgili dostlar videoya. Fakat şunu da belirttim orada. Bakın arkadaşlar, biz ne kadar araştırma yapsak, ne kadar bilgimiz doğrultusunda ilerlesek de bunlar ön satış olduğu için evet yüksek karlılık oranlarına sahip. Mesela SHIB'de öyle oldu. İşte birçok coin'de böyle oluyor. Daha sonra borsalarda listelendiği zaman, işte borsalardan kastım GTO, MXC, efendim özellikle Binance gibi borsalarda listelendiği zaman bu coin'ler ön satışlı alanlara çok, yani %10.000 bile verebiliyor. Bu konuda da açgözlülük yapan arkadaşlar maalesef gidiyor. Her projeye çok büyük miktarlarda yatırımlar yapıyor kendine göre. Kimisine göre 100 bin dolar, kimisine göre 10 dolar büyük bir miktardır. Miktar belirtmeyeceğim. Şimdi hocam, burada biz bir projenin scam olduğunu, yani gerçekten umut vaat ettiğini veya vaat etmediğini nasıl anlarız? Birinci olarak %100 anlamanız mümkün değil arkadaşlar. Bunu söyleyen bana göre çok daha mantıklı şey söylemiyordur. Niye diyeceksiniz? Çünkü her projenin zaten bir white paper'ı, her projenin bir gelecek vaat etmesi veya her projenin bir takipçisi zaten olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim size önerim şu olacaktır. Bakın, bir kere gerçekten geçmişinizi bilmediğiniz fenomenlerin
şeylerine, önerdiği projelere yatırım yapmayın. Yani bu tarz ön satışlara. Bu bir. İki, bakın ben kendim de söylüyorum. Bize o kadar çok mail geliyor ki arkadaşlar. Yani birçok mail geliyor. İşte tanıtımını yapın falan filan. İşte şu kadar para verelim falan. Ben birçoğunu yok res çekiyorum. Bugüne kadar kanalda iki tane tanıtım videosu var arkadaşlar. Birisi ön satış, birisi de zaten MXC'nin kendi tanıtımı. Yani MXC'de biliyorsunuz zaten kaliteli bir borsa. Bunu tanıtmayacağız da neyi tanıtacağız? Anlatabildim mi sevgili dostlar? Ama eğer ben tanıtım yapmak isteseydim şu ana kadar muhtemelen 50'den fazla proje tanıtımını yapardım. Çünkü çok fazla bizim tarafımıza mail geliyor. Bu sadece benimle alakalı da değil. Birçok emin olun işini iyi yapan insanlar bunların çoğunu reddediyor. Umursamıyor. Çünkü bakıyor ki bu iş yürümez. Ha, yürüyüp yürümeyeceğini nasıl biliyoruz? Şimdi bu birazcık tecrübeyle alakalı bir durum arkadaşlar. Tecrübeyle sabit. Yani bunun hani white paper'ını okursunuz işte gelecek vaat ediyor mu? Nedir ne değildir? Bunlara elbette ki bakarsınız. Bunlar elbette ki önemli şeyler. Fakat yine bakın tanıtım yaptığım videoda da değindiğim gibi arkadaşlar bakın biz ne kadar bu işi biliyoruz desek de biz ne kadar bu işi hani güveniyorsunuz eyvallah bana değil sadece işte güvendiğiniz insanlara söylüyorum. Bunlar doğrultusuna yatırım yapıp büyük kazançlar elde etmek istiyorsunuz. Ama arkadaşlar dünyada bir tür vardır ki Ponzi sistemi. Yani büyük kazanç veya işte böyle akıl dışı karlar getirecek projeler ki yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Evet, Ship bunu yaptı mesela ama Ship bir istisnaydı. Ship ile birlikte mesela başlayan emin olun birçok proje çoktan scam oldu, battı gitti. Bunun çok fazla örneği var. Şimdi burada size tavsiyem şu. Herkes risk yönetimini kendi yapmalı sevgili dostlar. Yani ne demek istiyorum? Şimdi zaten bir ön satışta katıldığınız zaman ve eğer bu proje gerçekten ileriki süreçlerde Gate.io, MXC ve özellikle Binance gibi borsalarda boğa sezonlarında listelendiği zaman zaten çok muazzam şekilde haddinden fazla diyorum ya %10 bin yani %20 bin, %5 bin, yüzde 300 bin, 500 bin hani ciddi şekilde yükselişler kat ediyorlar. Öyle haddi hesabı olmayan yükselişler kat ediyorlar. Bu da niye diyeceksiniz? Çünkü zaten siz dostlar ön satışla katıldığınız zaman çok düşük rakamlar almış oluyorsunuz bir projeyi. Bu bir kere bir gerçek. Bu yüzden işte insanlar ön satış kovalıyor. Hatta bazı traderlar sadece bunu yapıyor. İşte mesela trade kısmında da bizim haber trade dediğimiz bir kısım da var mesela arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ki ben buna çok sıcak bakmam. Haber trade yapar sadece. Yani ben nadirdir haberler doğrultusunda işlemlere girip çıktım. Çünkü bir haberi önceden zaten fiyatlarlar genelde arkadaşlar. Yani 10 haberi 9'unu yakalayamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Özellikle margin trade kısmında bunu yapıyorsanız dikkat edin. Genellikle tam tersi oranla çalışabilir. Ha, spot piyasada uzun vadede bir haberi vardır. Bu ayrı bir durumdur tabii ki. Her proje için geçerli değil. Neyse biz konumuza dönecek olursak dediğim gibi dolandırıldan bir arkadaş üzerinden ve gerçekten miktarı yüksek sevgili dostlar. Bakın hani kendinin iddia ettiğine göre tekrardan söylüyorum. Bakın isim vermeyeceğim. Zaten kim adına o videoyu kendisi izliyordur muhtemelen şu an. Kimin bu işi yaptırdığına dair buna. Maalesef dolandırılıyor. Yani ben de az çok mesajlarını da okudum. Maalesef arkadaşlar kripto çıkarmak bu kadar kolay zor olan bir şey değil. Dediğim gibi bir white paper hazırlatmak, bir reklam bütçesi ayırmak zaten bu işi bilen insanların cebinde parası olduğu için takipçi kitlesi de olduğu için zaten her türlü kar marjını yakalıyor. Şimdi peki bu mevzu nedir hocam? Şimdi MetaMask cüzdanında veya işte PancakeSwap'ta siz bir coin'i listeletmek çok basittir arkadaşlar. Dediğim gibi bu işi yapan insanlar var. Bir onluk üzerinden dahi yani bir onluk gibi basit bir hani basit dediğim yani böyle hani çok böyle kapsamlı şeylere girmeden bu işi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada mevzu şu. Mevzu bunu yaptırıyorsunuz. MetaMask cüzdanı veya işte PancakeSwap üzerinden listeletiyorsunuz. Daha sonrasında bunu mesela atıyorum BNB Smart Chain üzerinden alımı açıyorsunuz. Siz arkadaşlar ortaya 10.000 tane token koyuyorsunuz, tamam mı? Bu token'ın bir tanesinin fiyatı da bilmem kaç Smart Chain olsun, 0,05 Smart Chain olsun. Değil mi? Şimdi bu bir havuz gibi düşünün. Mesela banka gibi düşünün. Bir banka hesabı oluşturuyorsunuz ve Ahmet geliyor buradan 100 dolarlık yani 100 tane BNB Smart Chain'lik atıyorum mesela token alıyor sizden.
Bu token'ı MetaMask cüzdanına bağlıyor ve MetaMask cüzdanına çekiyor. Çünkü herhangi bir şekilde bir borsada listeli olmuyor zaten ön satışlar. Dolayısıyla zaten bu yüzden karlılık oranı da yüksek oluyor. Dolayısıyla hocam bu adam alırken oraya bir BNB Smart Chain veyahut da XY ne üzerinden yapıyorsa bunu sadece BNB Smart Chain olarak düşünmeyin. Ya bu arada BNB'nin de burada bir problemi yok. Yani Binance'a da şey yapmayın ha sakın. Yani sadece listeleme mevzuları bu tarz döndüğü için olayı onun üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu adam aldığı zaman havuza bir BNB Smart Chain bırakıyor veya işte bir para bırakıyor, TL bırakıyor, tamam mı? Sen nasıl bakkaldan gidiyorsun, ekmek alıyorsun, TL bırakıyorsun değil mi? Aynı mevzu. Şimdi bu TL bırakan insan aslında bu hesaba, yani bu kripto varlığı yaratıcısının token'ının hesabına o parayı bırakmış oluyor. Şimdi işi bilen, yani gerçekten bu işi dolandırıcılık üzerine kurmayan ve gerçekten bir hedef var eden bir insan bu BNB Smart Chain'leri veya işte içerideki 10 dolar, 100 dolar çekmiyor arkadaşlar. Niye çekmiyor? Çünkü sevgili dostlar, yatırımcısı tekrar dönüp, ya diyelim ki bu adam geldi tekrar bunu satmaya çalıştı. Neyi satmaya çalıştı? Aldığı X token'ını satmaya çalıştı. Bu sefer ne yapıyor? Tam tersi olarak geliyor, diyor ki kardeşim MetaMask'tan aktarıyorum ben PancakeSwap'a, XYZ'ye neyse, tamam mı? Satıyorum. Ne kadarlık satıyorum? 1000 dolarlık satıyorum. 1000 dolarlık smart chain'imi ben çekiyorum. Normal Binance'ımı atıyorum mesela. Orada da işte normal dolar olarak çeviriyorum. Fakat bunu tam tersi boyutlarda yapanlar da var. Yani mesela bir noktaya kadar pump diyor, işte o trader'a gidiyor, mesaj atıyor, şunu tanıtımını yap, işte sana şu kadar para vereyim, şunu yap, bunu yap, işte şöyle adam çek, böyle adam çek, işte seni de ortak edeyim, sana da şöyle vereyim, şu kadar para vereyim, ortak olalım gibi sebeplerden, dolandırıcılık usulüyle yapanlar için söylüyorum bu arada. Gerçekten kaliteli proje üreten insanlar da var, bakın bunlar da yanlış anlaşılmasın. Yani herkes dolandırıcı, her token çıkaran kripto fenomeni dolandırıcı değil. Tamam mı? Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Burada ne yapıyor? İçeri bıraktığı havuzdaki parayı bu adam tutuyor. Ya da orada tutabileceği kadar bir miktar bırakıyor. Ya da içeri ekstradan kendi para sokuyor. Yani diyelim ki içeriden para çekmesi gerekti. Bir reklam harcaması yapması gerekti ve zaten alan herkes de satmayacağı için anında, tamam mı? Proje şey değilse her türlü gelen insan o parayı çekebiliyor bir şekilde. Aldığı X token'ını satarak. Dolayısıyla burada herhangi bir problem olmuyor. Fakat bu insanlar, işte dolandırıcı kısmı, bunu bir yere kadar pump diyor. Bakıyor ki ilgi görmemeye başlıyor artık. Tamam mı? Ve işte ettiği masraf 10 bin dolardır. Bunu 50 bin dolar yapmış oluyor diyelim ki, tamam mı? Tamam diyor, ben diyor doydum, yeter. Sonra ne yapıyor abicim? İçerideki bütün BNB'leri bir çekiyor. Yani bütün senin o satıp alabileceğin içerideki parayı bir çekiyor. Bam, patlıyorsun. Ondan sonra sana şu uyarı veriyor satış yapmaya çalıştığında. İçeride, yani havuzda para yok. Ben bunu satamam. Bitti. Burada işte token tamamen senin elinde kalıyor ve herhangi bir şekilde maalesef bir şey yapamıyorsun. Şimdi burada Türkiye üzerinden bakacak olursak, Sermaye Piyasa Kurulu'nun, SPK'nın veya bunun gibi sistemlerin geçtiğimiz dönemlerde birçok düzenlemesi oldu, geçtiğimiz boğa sezonunda biliyorsunuz, kripto varlıklarla alakalı. Fakat hala bir fenomen haline gelmediği için, normal borsa gibi doğru düzgün bir şeyi yok. Yani tamam, bu bir dolandırıcılık ama bunun bir niteliği yok. Anlatabildim mi sevgili dostlar? En azından benim bildiğim kadarıyla yok ve dünyada zaten böyle bir şey henüz daha oturmuş değil, bazı ülkeler dışında. Dolayısıyla henüz bu sistem net olarak oturmadığı için net olarak bir yasa kanun da yok. Yani bir açıklık var. İşte bu açıklığı kullanmak isteyen dolandırıcılar çok güzel bir biçimde Ponzi sistemi tarzında bir sistemle, işte pamplayarak, yok şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız diyerek bu işi kullanabiliyorlar. Bu yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Ha, yatırım yapmayın mı? Evet yapın. Bakın, ön satışlar çok muazzam karlar verir. Ama şunu yapmayın. Bakın şunu yapmayın. Altın cümleyi söylüyorum. Senin kardeşim diyelim ki, tamam mı? 10 dolarım var. Hatta 100 dolarım var diyelim, tamam mı? 100 dolarım var. Bu 100 doların ne yapacaksın? Atıyorum senin için risksiz olan ne? Ya sen bugün 100 dolardan 10 doların gitse üzülmezsin, tamam mı mesela? Gidersin 10 dolarlık yatırım yaparsın. Adamın 10 bin doları vardır. Bu 10 bin dolardan 300 dolara gitse üzülmez. 300 dolarlık yatırım yapar. Ama burada mevzu şu. Açgözlülükle sana gider 1000 doların 1000 dolarını da oraya gömersen
İki gün sonra proje scam olduğunda veya patladığında 1000 doların tamamen çöp olmuş olur. Şimdi burada zaten dediğim gibi eğer bir proje gerçekten mümkün olur da önümüzdeki günlerde yani boğa sezonunda MXC veya Gate.io veya özellikle Binance gibi borsalar tarafından desteklenirse ciddi şekilde patlamalar oluyor. Bunu açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Ship'in ilk satış fiyatından sonrasında neler yaptığına veya bu tarz böyle tutan projelerde neler yapabileceğini, neler yaptığını görebilirsiniz hepiniz. Dolayısıyla burada zaten yüksek karlılık minimum risk mevzu var. Tamam mı? Yani açgözlülükle gidip hocam ben buraya 300 dolar bağlayayım, 500 dolar ha senin 50 bin doların vardır git 1000 dolar bağla kardeşim. Anlatabildim mi? Yani burada önemli olan şey senin ne kadar riske atabileceğin veya işte risk doğrultunu ne kadar yönetebileceğin. Benim mesela diyelim ki 100 dolarım var tekrardan söylüyorum. 100 doların 20 doları bana koymaz hocam. Scam olsa bile patlasa bile bana koymaz. 10 doların bile bana koymaz. Ha burada elbette ki 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar olan adam için küçük miktarlar değil ama bir risk alacaksın. Çünkü getirisi olduğu zaman zaten sağlam oluyor ve bu bir risktir arkadaşlar. Yani ha bu şekilde mesela ne yapabilirsiniz? Atıyorum bir sepet yaparsınız. Güzel ön satışlı projeler bulursunuz. 5 tane ön satışlı proje bulursun. 1000 doların vardır. Bu 1000 doların 100 dolarını ayırırsın. Her birine 20'şer dolar, 30'ar dolar neyse atarsın. Bırakırsın MetaMask cüzdanına çekersin kalır. Anlatabildim mi? Bu şekilde yaparsın. Ha 2 gün sonra diyelim ki bir tanesi patladı. Zaten %5000 bir çaktığı zaman yukarı elhamdülillah dersin. Paran neyse alır çıkarsın. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bakın hiçbir ne kadar biz araştırsak da hani bu işin içinde olsak da arkadaşlar tekrardan söylüyorum bakın net değil. Yani hiçbir şekilde net değil. Bu işin %100 işte bu proje şöyledir, böyledir ki tanıtım videosunu da izlerseniz eğer orada da üstüne bastıra bastıra bu cümleleri kuruyorum. Yani ben bu heriflere güveniyorum. Tamam ama ben bunun tanıtımını yapıyorum ama yine de bak dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü benim için onlardan önemli olan kişi sizsiniz. Yani benim takipçilerim benim için o projeden daha önemli. Elbette ki takipçilerimin daha yüksek kazançlar elde etmesini isterim. Elbette ki 10 bin dolarla girsinler 1 milyar dolar olsun. Bunu isterim ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Bu risk alınabilecek bir risk değil. Burada da buna kısa bir açıklık getirmek istedim arkadaşlar. Ve çok detaylarına da girmek istemiyorum. İşte burada mesela ben size açarım arkadaşlar. Boş bir grafik üstünden anlattım şu an. Bitcoin grafiği açık. Burada ben işte gideriz bir yonluktan mesela birisiyle konuşuruz. Hani listelenme yapılabiliyor mu? Nasıl yapılıyor? Bunların hepsini gösterirdim ama bu kadar da çok daha detaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi çeksem mi çekmesem mi çok kararsız kaldığım bir videoydu. O yüzden çok detay vermeden ama aynı zamanda işin de o kadar zor olmadığını anlatmak istedim. Kanalda da böyle bir video yok. Yani bugüne kadar olmadı. Birkaç kanalda gördüm sadece böyle bu tarz proje işlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini. Dolayısıyla bir açıklık keşfettim YouTube üzerinden ve böyle bir video çekmek istedim. Sürçülisan ettiysek, yanlış bir bilgi verdiysek insanlık halidir. Affola sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Dediğim gibi tekrardan ücretsiz sohbet platformumuzu sabitliyorum. Yorumlara ve açıklamalar kısmında da var arkadaşlar. Gelip hem sohbet muhabbet hem analizi yaptırabilirsiniz. Ücretsiz olarak hem de attığımız işlemlerden yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte faydalanabilirsiniz. Kendi algoritmalarımızda alsat yaptığımız margin trade grubumuzda %70 %80 oranında başarı sağladığımız grubumuza da %30 indirimle katılabilirsiniz arkadaşlar. Ücret konusunda kafanız takılmasın. Emin olun gruba katılanların %95'i şu anda çok memnun. Görüşmek üzere. O gruba katılmak için de bana tekrardan ücretsiz sohbet platformundan ulaşabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Bay bay arkadaşlar.